Merhaba değerli yatırımcılar. Ben Investaze Yatırımdan İsmail Berkok Bilgier. Bugün sizlere günlük bildirimimizde yer alan dolar TL, euro dolar ve ons altının teknik grafiğini birlikte inceleyeceğiz. Haftanın dördüncü işlem gününe başlarken öncelikle dolar TL kurunun yukarıda e, yukarı yönlü iş, e, hareket içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda 6.14, 6.15 seviyelerinde e, hareket ediyor. Tabii e, şu anda yurt dışı piyasalardaki gelişmeler kadar aslında yurt dışı, yurt dışı piyasalardaki gelişmeler de dolar TL'ye yakından ilgilendiriyor. Dün özellikle FOMC toplantı donaklarını takip ettik. E, FOMC toplantı tutanaklarından çıkan sonuçlar açıklamalarda genellikle e, diğer üye, üyelerinde e, faiz konusundaki sabırlı yaklaşımı onayladığı görünüyor. E, ayrıca enflasyondaki belirli bir düşüşün de e, geçici olduğu konusunda hem fikirler e, diğer FOMC üyeleri de. E, yurtiçi piyasalara baktığımız zaman ise dün net döviz rezervleri açıklandı ve e, düşüş yaşandığını gözlemledik döviz rezervlerinde ki bunun aslında TL varlıklarına yakından ilgilendirdiğini geçtiğimiz haftalarda da gözlemlemiştik. Diğer taraftan baktığımız zaman 29 Mayıs vadeli repo ihalesinin tekrar açıldığını gördük Merkez Bankası tarafından. Tabii gün içerisinde açıklanacak veriler de önemli TL tarafında e, yurtiçi piyasalarda da kapasite kullanım oranı verisi ve imalat güvenini takip edeceğiz. E, teknik olarak baktığımız zaman Geri çekilmelerde 6 16 11 noktası önemli destek noktası bizim için ki altına sarkması durumlarında 6 0 3 6 0 4 noktasını takibini sağlayacağız. Yukarı yönlü hareketlerde ise 6 16 ilk direnç noktamız olacak. İlk direnç noktamızı kırabilirse eğer yukarıda 6 20 noktasını diğer direnç noktası olarak takip edeceğiz. Bugün veri açısından yoğun bir gün. Amerika piyasalarına baktığımız zaman işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, yeni konut satışları, hizmet PMI, imalat PMI ve üretim PMI verisi açıklanacakken yurt içi piyasalarda ise kapasite kullanım oranı ve imalat güvenini takibini sağlayacağız. Euro dolar paritesine bakarsak Euro dolar paritesinin şu anda üst üste düşleri yani satışları devam ettiğini söylemekte fayda var. Şu anda 1.11.33'ü seviyelerde işlem görüyor. Tabi Euro dolar paritesini yakından incelerken Amerika ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri kadar en az Brexit süreci önemli ve buradan gelen önemli haber akışları var. Brexit'te İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın istifa edeceği ve kabineden ayrılacağı e, haberler arasında gelen bilgiler arasında. Tabi buradan gelecek diğer açıklamaları takip edeceğiz. Özellikle e, Corbyn'in yani İşçi Partisi lideri Corbyn'in burada yapacağı açıklamalar da önemli olacak. Ve kamerada, avam kamerasında alınacak kararları da ayrıca takip edeceğiz Brexit'le alakalı. Diğer taraftan baktığımız zaman dün İngiltere tarafında enflasyon verisi vardı. Enflasyonun yükseldiğini fakat beklentinin altında kaldığını söyleyebiliriz. Teknik açıdan baktığımızda Euro-Dolar paritesinde düşüşler devam edebilir ki şu anda 1.11.33 seviyesinde hemen altında 11127 28 noktası var destek olarak. Onun altına sarkması durumlarda ise 1.11.20 .11 noktasını destek olarak takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde 1.11.40 noktası bizim için önemli direnç noktası olacaktır. Bu direnci kırabilirse yukarıda 1.11.47-1.11.48 noktasını diğer direnç noktası olarak takip edeceğiz. Ekonomik takvime baktığımız zaman ise hem Avrupa'da hem Amerika'da PMI açısından önemli bir gün. PMI veriler açısından. Amerika tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, yeni konut satışları, hizmet PMI, bileşik PMI ve üretim PMI verisi açıklanacakken Euro bölgesinde imalat PMI, hizmet PMI ve bileşik PMI verisini takibini sağlayacağız. Altın ons fiyatında da üst üste ciddi satışlar yaşadığını gördük. Dün de özellikle FOMC toplantı, toplantı tutanaktan odaklanmıştı piyasalar ki buradan sonra da düşün devam ettirdi altın ons fiyatı. Fakat bugün hafif bir yükselme çabası içerisinde olduğunu söylemekte fayda var. Tabii altın ons fiyatı içerisinde hem Brexit süreci hem de Amerika ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmeleri önemli yer arz ediyor. Teknik olarak bakarsak şu anda 1274-1275 noktalarında işlem görüyor. Geri çekilme durumlarında 1272 ve altında 1271 noktası önemli destek noktası olmaya devam edecek bizim için. Buralardan tekrar yukarı yönlü alımlar yapmayı düşünebilirsiniz. Ee, yukarıda ise 1276 ve 1277 noktaları da diğer önemli e, direnç noktaları olmaya devam edecektir altın ons fiyatı için. Videomuzla alakalı soru veya önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. InvestAza Yatırım Ailesi olarak herkese bol kazançlar dilerim.